Merhabalar, Doç Kafe hoş geldiniz. Bugün 9-12 yaş bir çocuk kitabından bir parça çevireceğiz. Umarım hoşunuza gider. Haydi başlayalım. Kanman man wirkli scherferzein, wenn man viele Karotten isst. Kan man şarf keskin demek. şerfe daha keskin görebilir miyiz? Wenn file viele Karotten Çok fazla havuç yersek. Şimdi burada biz nasıl kuruyoruz cümleyi? Biz öznesiyle kuruyoruz. Ama burada man öznesiyle kurmuş. Diyor ki çok havuç yenilirse daha keskin görülebilir mi? Yine Türkçe'ye atıfta bulunacağım. Burada biz ne yaptık? Pasif cümle kurduk. Yani havucun yenilmesi ve daha keskin görülebilmesi. Ama burada pasif yapmamış man öznesiyle kullanmış. Bizim klasik bir örneğimiz vardı. Neydi? Darf man hier nicht rauchen. Yani burada sigara içilmez Aynı onun gibi yapmış cümleyi. Devam ediyorum. Habt ihr auch schon mal gehört. Habt ihr gehört. Duydunuz mu? Schon mal. Hiçbir kere. Sizde. Ki. Man von karotten. Havuçtan. besere Augen bekommt. Besere daha iyi Augen gözlere sahip olur. Daha iyi gözlere kavuşur. Hiç duydunuz mu? Man burada ne? Yine aynı biraz önceki gibi yapıyor cümleyi. Yani genelleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Havuçtan daha iyi gözlere sahip olunur. Yani havuç bize daha iyi gözler sağlar. Hiç duydunuz mu? Diyor. Könnt ihr euch das vorstellen? Sich vorstellen hayal etmek. Könnt ihr hayal edebiliyor musunuz? Oy, ihr dediği için sich oy oldu. Könnt ihr euch das vorstellen? Hiç bunu hayal edebiliyor musunuz? Wenn das so ist, eğer öyleyse, öyle ise, öyle ise, wenn müsstet ihr siz eigentlich aslında super gut sehen können. Yani çok daha iyi görüyor olmalısınız eğer öyleyse. Bakın burada müstet kullandı. Connective kullandı. Neden? Burada bir zorunluluk durumu yok. Yani eğer öyleyse böyle olmalı gibi bir varsayım ifadesi var. Neden? Çünkü den yede von oy den ne yaptı? Cümleyi normal devam ettirdi. While gibi fiili sona atmalı. Jeder von euch ist yani her biriniz sizin sizden her biriniz jeder von euch sizden her biriniz ist yer durchschnittlich ortalama olarak 7 kilogram yani 7 kilo karotun havuç proyar bir yılda protak bir günde pro bir haftada gibi yapıyorduk. Devam ediyorum. Karotten haben viele Namen. Karotten birçok yani havuçlar birçok isme sahiptir. Sie werden bezeichnet. Burada bir pasif var. Ne diyor? Tanımlanır, adlandırılır onlar. Nasıl? Als gibi. Möre. Morübe. Gelverübe. Rübli. O da Wurzel olarak. ...atlandırılırlarmış. Verdin bezeichnet. Pasifi nasıl yapıyorduk? Verdin yardımcı fiili ve fiilimizin ikinci hali yani geçmiş hali. Dabei ist Karote bunların arasında bunlarda diyor. Ist Karote yani Karote ismi schon ein ganz passenden name. Zaten diyor bir tam uygun isimdir. Name der name olduğu için passender nam oldu. Ein passender name. Ne yapıyorduk? Belirsiz bir artikel olduğunda sıfat artikel gibi hareket ediyordu. Yani der gibi hareket etmiş. Passender name olmuş. Hasbel kadar name das olsaydı ein ganz passendes name olacaktı. Weil çünkü er buradaki er ne name? Yani karote ismi auf den wichtigsten Inhaltsstoff der Möhre hinweist. Şimdi çünkü ne yaptı? Bir kere hinweist fiilini sona attı. Hinweisin ne demek? Belirtmek demek. Belirtmek, göstermek gibi. Burada ne yapmış? Auf'la kullanmış. Hinweisen auf. Bir şeyi belirtmek, bir şeyi göstermek. Neyi belirtiyormuş, neyi gösteriyormuş? Bakın neyi gösteriyormuş diye sordum. Ne oldu burada? Akuzatif oldu. Bir başka deyişle Hinweisen auf fiilini neyin üzerinde kullanıyorum? Inhaltsstoff üzerinde kullanıyorum. Inhaltsstoff der Inhaltsstoff yani bileşen. Dolayısıyla den wichtigsten Inhaltsstoff oldu. Neden? Çünkü der Inhaltsstoff akuzatifde den oldu. Önemli. wichtig önemli wichtigste en önemli ne oldu en önemli sıfatı wichtigsten oldu çünkü sıfatlarda der artikeli için akuzatifde en ekini alıyorlardı. Auf den wichtigsten Inhaltsstoff der Möre. Şurada hemen bir şey eklemek istiyorum. Aslında burada ee, bu neyi sorusunda değil. Burada neye bakmamız lazım? Alfa bakmamız lazım. Burada bir hata yaptım. Ama tuttu. Auf'a baktığımızda Auf burada akuzatif yapmış. Yani Hinweisen Auf plus akuzatif şeklinde bizim bunu bilmemiz lazım. Ve devamında ne diyor? Dermöre yani havucun diyor. Dimöre dermöre havucun en önemli bileşenini gösterir diyor bize bu isim. Havucun en önemli bileşeni üzerinde Hinweisen yapar diyor. Neymiş o bileşen? Das Beta-Karotin. Bakın içinde karotin geçtiği için karote ismi en güzel uyan isim diyor aslında. Das ist der orangefarbene Stoff. Bu diyor. Portakal renkli, turuncu renkli maddedir diyor. Durch den ki onun vasıtasıyla bakın burada yine relative pronomen var. Onun vasıtasıyla die Karote ihr frisches leuchtendes aussehen erhalt erhaltın almak demek aussehen dış görünüş dış görünüşünü alır nasıl dış görünüşünü onun ihr çünkü die ya. ihr frisches taze glottendis parlak dış görünüşünü alır yani toplamda şu şekilde bir cümle relative da birleştirirsek bu diyor havucun taze canlı parlak görüntüsünü aldığı ya da görüntüsünü boşlu olduğu turuncu renkli maddedir. Nasıl yapıyorduk? Yine basit örnekle vereceğim. Die Frau auf die ich warte. Beklediğim kadın. Derman auf den ich warte beklediğim adam. Burada da Duhden ki onun vasıtasıyla havuç canlı rengini alır. Aussehen burada das olduğu için bakın burada da belirsiz bir artikel olduğu için yani ihr onun olduğu için frisches leuchtendes das'a göre hareket etti. Sıfatlar. Genauer gesagt daha kesin bir deyişle durch ki o stoftan o maddeden die Wurzel der Karotte ihre Farbe erhält. Alır. Neyi? Rengini. Ihre Farbe. Farbe diye olduğu için ihre oldu burada da. Ihre Farbe erhält. Rengini alır. Ne? Die Wurzel. Wurzel ne? Kök. Der Karotte. Havucun kökü onun vasıtasıyla rengini alır. Çünkü der obere üst taraf yani obere teil üst kısım üst parça diyor. Dermöre havucun üst parçası ist nedir? Ein grünes kraut. Bir yeşil krautmuş. Bakın burada da direkt çıkartabiliriz krautun das olduğunu. Çünkü ein belirsiz artikel dolayısıyla sıfat Artikendi göre hareket etti, das kraut'a göre hareket etti, grunes oldu. Aynı grunes kraut. Kraut da aslında yeşillik demek. Yani üst parçası Mören'in havucun neymiş bir yeşillikmiş, yeşil bir yeşillikmiş gibi bir şey oldu yani burası. Ve nur der untertail. Sadece der untertail alt kısmı die sogenannte Fallwurzel yani bu sogenannte sözüm ona sözde veya işte böyle çok değişik bir ismi varsa bir şeyin zo genante yani genant isimlendirilmiş böyle isimlendirilmiş gibi ama yani isimlendirilen şekliyle aslında diyor neymiş fal yani kazık kök alakasız bir şey çok da önemli değil kazık kökmüş yani. Bu da biraz okuyarak edineceğimiz bir şey. Yani Zorgenante sözde deyince tam olmuyor. Ama Zorgenante bu da çok güzel oluyormuş yani. Bu diyor Pufal dediğimiz yani kazık kök diyor turuncuymuş. Yani der untere alt kısım. Beta karotin kommt nicht nur in Möhren vor. Bakın for kommen for değil. for common. ne demek for common? Oluşum, var olmak, öne çıkmak demek. Beta Koretin diyor sadece havuçlarda oluşmaz. Aynı zamanda auch paprika, kürbise yani biber, kabak, balkabağı ve pfizike şeftali Haben viel davon. Ondan çok fazla içerir diyor. Çok fazla ona sahiptir diyor. Dane. ne? Daha burada beta karotin fonda ondan. Yani ondan çok varmış. Nerede? Biberde. Kabakta. Şeftalide. Zoga brokoli. Hatta brokoli ve şpinat, ıspanak dahi enthalten große mengen enthalten içermek demek. Bakın yukarıda ne vardı? Erhalt vardı. Almak, rengini alır derken burada enthalt var, içermek. Große mengen yüksek miktarlarda içerir diyor. Brokoli ve ıspanakta. Nur überlagern hier grüne farbstoffe das karotin sadece diyor burada yani ıspanakta ve brokulde grüne farbstoffe yani yeşil renk maddeleri karotini yani yapıyormuş. Yani üstünü örtüyormuş, kaplıyormuş onu. Yani baskın geliyor diyor. Lagen normalde depolamak demek. Überlagern de üstüne depolanıyor. Yani biz o yüzden o turuncu renk değil de yeşil rengi görüyoruz. Ve diyor und so ist es für uns nicht sichtbar. Böylece diyor bu diyor bizim için für uns bizim için nicht sichtbar. Görünebilir değildir. Damit unser Körper genügend beta aus der Nahrung aufnehmen kann, müssen wir das Gemüse zerkleinern oder erhitzen und mit Fett Fezzetsin. Evet çok değişik bir cümle ama çok güzel bir cümle. Neden? Çünkü yine damitle başlamış. Bir önceki dersimde instagramda yapmıştım galiba. Orada da damitle başlayan cümle vardı. Çünkü biz hep nasıl öğreniyoruz? Bir şey söylüyoruz. Pesinde damit bununla beraber böyle böyle olur gibi. Ama burada okuma yaptığımız zaman özellikle çok fazla karşılaşacağımız bir kullanım söz konusu. Damit unser Körper genügend. Önce kelimelere bakalım. Genügend yeterli demek. Genuktan geliyor bakın. Genuk yeter, yeterli. Genügend. Bu da sıfat gibi olmuş. Yeterli beta karotin Aus der Nahrung. Narung beslenme demek. Ernährung'dan hatırlayın. Aufnehmen kaydetmek demek. Normalde mesela ben video kaydederken aufnehmen kullanıyorum. Burada da ne diyor? Beta karoten depolar, kaydeder gibi kullanmış. Baştan başlayalım. Damit diyor. Bununla birlikte diyor. Bizim vücudumuz, Unzer körper yeterli miktarda beta karoteni beslenmeden kaydedebilir. Yani alabilir. Ne ile? Mısınviyi. Biz diyor zorunluyuz. Das gemüze, bu sebzeyi, serkleynen küçük parçalara ayırmak klein. Küçük parçalara ayırmak. Ora erhitsin. ısıtmak Ve mitfet ferzetsin. Yani yağ ile böyle kavurmak gibi. Ferzetsin birbirinin içine geçirmek gibi bir anlam katıyor burada. Cümleyi toparlayıp Türkçe çevirdiğimizde şöyle oluyor. Bizim vücudumuzun beta karotini beslenmeden alabilmesi için Bizim diyor bu sebzeyi parçalamamız, ısıtmamız ve yağ ile kavurmamız lazım diyor. Ama bunu nasıl yapmış? Damit unza gün yani onunla alır ancak beta karotini. Ne ile biz yapmalıyız? Bu şekilde yapmalıyız. Küçük parçalara ayırmalıyız, ısıtmalıyız. Ancak bu şekilde alır gibi bir böyle değişik bir ifade yapmış. Zorlamış yani açıkçası ama okuduğumuzda bunu anlamamız lazım. Damit'i gördüğümüzde dağ'ı bulmamız lazım önceden. Yani dağ nerede? Ha daha ikinci cümlede geliyor. Bizim yapmalı olduğumuz şey, yapmamız gereken şey bu dağ. Ki onunla bizim ancak vücudumuz beta alır şeklinde bir cümle. Sınavlarda falan da veya herhangi bir yerde ya bir şeyi anlamak istediğinizde aslında sınavları boş verin. Bir şeyi anlamak istediğinizde Genel ifadeyle baktığınızda burada bir şey ortaya çıkıyor. Buna biraz zaman ayırmamız lazım. Biraz okumamız lazım. Yani bakın bu 9-12 yaş arası falan yani ilkokul. İlkokul kitabı. Dolayısıyla anlayabildiğimiz şeyleri de okursak anlama kapasitemiz daha fazla artacaktır. Bu sefer anlayamadığımız daha fazla karışık daha fazla kompleks ve içinde daha fazla bilmediğimiz kelime olan cümleleri de anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bütünüyle baktığımız zaman burada bilmemiz gereken kelimeler var burada. Ama bilmesek de olabilecek kelimeler var. Mesela ferzetsin'i bilmesek de olur. Yani mitfet ferzetsin onu çıkartırız. Yani ya ya'yı bilmemiz lazım. Ya ile ferzetsin'i yapmak. Serkleinen Bunlar kolay yani ha küçültmek herhalde bir şey yapmak. Evet, Elhits'in er, hits'e sıcaklık buradan çıkartırız. Genügend, Genug bunu da bilmemiz lazım yani biliyor olmamız. Yani şöyle söyleyeyim artık bilmeliyiz bunu ama biliyor olmamız gereken kelime mesela Aufnehmen. Aufnehmen'ı bilmezsek burada hani beta-karotin, narung mesela narung'u bilmezsek Aufnehmen'la beraber biraz burada bocalayabiliriz. Yani beta ne yapar ki unuzar körper falan deyip bir böyle bocalayabiliriz. Ama sonuç olarak genel çerçeveyi bilirsek çıkarmamız çok daha kolay olur cümleyi. Yani damit nereden gelmiş? Ha bu arkadan gelmiş. Daha burada ne? ikinci cümle falan. Bunu bu kalıbı oturtabilirsek okuyarak bol bol ezberleyerek değil. Bol bol okuyarak bol bol okuyarak bunun kafamızda oturmasını sağlarsak kelimelerin aslında bilinmesi daha sonraki aşama. Zaten ikinci bir dili öğreniyorsak eğer, özellikle 30 yaşından sonra öğreniyorsak artık bütün her şeyi bilmemizin çok da imkanı yok. Ha, çok fazla uğraşırsanız ki ben %90'ınızın bunu yaptığını zannetmiyorum, başarabilirsiniz bunu. Ana dili gibi konuşabilirsiniz, aksan yapabilirsiniz veya binlerce kelimeyi bilebilirsiniz. Ama ben gerçek hayattan bahsediyorum gerçek hayatta yani felsefesini çok da kullanacağımızı düşünmüyorum. Ama okuduğumuzu, duyduğumuzu anlamamız lazım. Bu çok daha önemli. Bu sebeple okumalıyız, 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 dinlemeliyiz, dinlemeliyiz, dinlemeliyiz. Sadece dinleyip, okuyup, geçmeyip biraz da analiz etmeliyiz. Çünkü bilginin anlaşılabilir olması lazım. Bir ve ikinci videomu izlemediyseniz lütfen izleyin. Orada Dile edinimiyle ilgili birkaç bir şey söylüyorum. Bunların çok yarar olacağını düşünüyorum. Çok konuştum. Devam ediyorum. Dan erst kan ezde köpe fervertin. Bakın. Dan diyor. Ancak erst o zaman. Dan erst. Ancak o zaman. Ben bunu nereden çıkarttım? Dan erstin ancak o zaman olduğunu. Dan diyor. Yani ilk ilk ki ilk diyor yani erst. İlk diyor kan es Ezlediğine beta karotin. Der körper kan es fervertin, değerlendirir. Kullanır. Vücut onu ancak o zaman kullanabilir. Şimdi vücut onu ancak o zaman kullanabilir dediğimde kaçınız dan es der. İşte bunu okuyarak ancak öğrenebiliriz. Çünkü dan erst canlı bir şey. Dilin içinde olan bir şey. Yani ancak o zaman demek için bunu kullanıyorum şeklinde ezberlemememiz lazım. Dan erst çok kullanılan, çok geçen bir şey. Bunu çokça artık böyle cümlelerin etrafında dolanarak, cümlelerin anlamları etrafında dolanarak, yani bütünsel yaklaşarak dan erst'i edinebiliriz. Yoksa dan erst işte yazdım ben. Dan erst ancak o zaman. Çok zor. Yani bunu kullanabilmemiz çok zor. Görsek belki hatırlarız ama kullanabilmek bence daha önemli. Bu sebeple bol bol görmemiz lazım dan asti. Ve artık kendimiz çıkarmamız lazım dan astin yani ancak o zaman gibi bir anlamı olduğunu tam da o da değil yani aslında baktığınız zaman. Devam ediyorum. Er select das Beta-Karotin mit einer Art chemischer şere. Serlegen. Legen yatay biçimde koymak demek. ser legen yani ser ne yapıyor aslında? Mesela yukarıda da vardı. Serkleinen yani ser aslında bir parçalama şeyi. Mesela böyle de ilintiler kurmamız lazım. Ser. Evet serde bir parçalama, bir küçültme bir şey var yani. Bir bozma var. Burada da select yani böyle parçalar diyor. Beta karoten beta parçalar. Er. er kim körper. Körper diyor beta parçalar mit einer art hemişer şiire. Şire ne demek? Makas. Mit einer art bir tür kimyasal makasla beta karotenin parçalar diyor. Çok güzel bir cümle. Bunu bence kenara not edin. Er Das beta karoten mit einer art hemişer şiire bir kimyasal makasla diyor. Bir tür kimyasal makasla beta karoteni parçalar. Mid einer art bir tür. Bu çok güzel. Bir de hemişer diyor. Kimyasal bir şere makasla. Güzel. Devam ediyorum. Ve diyor erhelt. Hadi bakalım. Burada da erhelt var. Neydi erhelt? Aslında gördük. Neydi? Ausdeyin erhelt. Yani görünüşünü alırdı. Burada da er hält dabei onunla birlikte alır ein wichtiges vitamin. Vitamin hangi artikel? Hemen çıkartabiliriz sanıyorum. Das artikel çünkü ein wichtiges demiş. Das vitamin. Aklımızda kalır umarım bundan sonra. Ein wichtiges vitamin das vitamin. Mesela bu da bir yöntem. Okuyarak aslında artikelleri de öğrenebiliriz. Devam ediyorum. Es heißt. Bakın yine es dedi. Çünkü das vitamin. Es heißt o isimlendirilir nasıl? Vitamin A. Vitamin A olarak isimlendirilir. Onun adı vitamin A'dır. Ve kan vom körper selbst nicht hergestellt werden. Hergestellt werden. Kan hergestellt werden. Yani herstellen ne demek? Üretmek demek. Kan hergestellt werden üretilebilir körper selbst. Vücudun kendi kendine üretebildiği bir şey değildir demek istiyor aslında. Vücut tarafından vom körper, vom dem körper. Vücut tarafından kendiliğince üretilebilen pasif model verb var burada. Üretilebilen bir şey değildir diyor. Üretilemez diyor. Beta karotin ist also die Vorstufe von Vitamin A. Beta karotin diyor. Vorstufedir diyor. Yani ilk basamağıdır diyor vitamin A'nın. Yani ve wird deswegen genannt isimlendirilir. Neydi? Zogenante. So Sözde. Wird genannt yine burada pasif var. İsimlendirilir. Bu sebeple deswegen auch Aynı zamanda provitamin A. Provitamin A olarak isimlendiriliyormuş. Aynı zamanda. Ney? Beta karotin. Vitamin A brauchen wir für das Wachstum. Vitamin A'ya diyor. Biz ihtiyaç duyarız. Ne için? Für das Wachstum. Büyüme ve gelişme için. Den Aufbau inşası için. Neyin? Von Blutkörperchen kan hücreleri demekmiş. Değişik. Ben de yeni öğrendim. Kan hücrelerinin inşası için aufbau inşa etmek. Yıkmak ne demek? Abbau. Bakın az önce serden örnek vermiştim. Ab da buna bir örnek. Ab da böyle hep bir şeyi böyle dışarı çıkarmak, almak mesela. Abzagen iptal etmek. İşte abbau'n yıkmak. Absiyen dışarı doğru çekmek gibi. Für de haut. Bakın gez, für haut. Für ne yapar? Akuzatif yapar. de haut. Yani gezund, gezunde olmuş. Haut ne? Die haut. Buradan çıkarttık. de haut diyor. Yani sağlıklı bir deri için ve bütün schleimhäute schleimhäute de mukoz azarlarıymış mukozalar için diyor. Bütün mukozalar için diyor. Für unsere Nerven und Augen. Sinirlerimiz ve gözlerimiz için. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kitabın linkini de aşağıya bırakacağım. İsteyenler alabilirler. Çok güzel. Bir sürü böyle tema var, bir sürü konu var ve çocuklar için yapılmış ama gördüğünüz gibi ne kadar da güzel kullanımlar var içinde. Bunları dil öğrenirken kesinlikle kullanmamız lazım. Yani B1 seviyesinde, B2 seviyesinde özellikle çok işinize yarayacak, çok güzel kelimeler, çok güzel kullanımlar var. Doç kafe Instagram sayfasında da sizleri bekliyorum. Orada da günlük kısa cümle çevirileri yapmaya çalışıyorum. Genelde istekler geliyor seviyelere göre yapmamla ilgili. Bu konuda şunu diyebilirim. Seviyelere göre yapmaya çalışıyorum ama benim için gerçekten seviye önemli değil. Okuduğunu anlama önemli. Yani şu an yaptığımız dersi bir A1 de, C1 de izlese bence yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü derslerimi okuduğunu anlama üzerine yapıyorum. Genelde seviyesi olmayan videolardan veya böyle ilkokul kitaplarından yani okul kitaplarından seçiyorum ki herkese yararlı olabilsin diye. Ve bence dinin içine girebilmemiz için bu daha önemli. Zaten kurslarda seviye üzerinden gidiyoruz. Bir sürü de açıkçası kaynak var. Hep seviye üzerinden anlatılan. Seviyeniz ne olursa olsun videolarımdan mutlaka bir şeyler alabileceğinizi düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın.